sen bunu çoktan hak ettin. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Tekin. Tekin. Gel buraya. Tekin bırak. Tekin. Hayır Tekin. Tekin lütfen. Tekin. Gir. Gir. Tekin. O Levent'i bir daha yerle bir ettiğinde göreceksin, anladın mı? O bir hiç olacak, hiç. O herifi her yerden sileceğim. Her yerden. Kalbinden, ruhundan, aklından her yerden sileceğim, anladın mı beni? Duydun mu? Sileceğim o herifi, sileceğim. Tekin. Oğlum. Ben holdinge geçiyorum anne. Ömer'e göz kulak olur musun? Uykusunda huzursuzdu biraz. Tamam, ben birazdan yanına çıkarım. Tamam. Levent oğlum. Efendim anne? Şöyle biraz otursak mı? Seninle konuşmak istediklerim var. İşlerim var, daha sonra konuşsak. Yavrum, çok uzun sürmeyecek. Lütfen. Söylemek istediklerim var. Peki. Oğlum, bak. İnsanoğlunun başına neler geleceğini hiç kimse bilemez. Acılardı, sevinçlerdi. Hep biz insanlar için. Sevincimizi nasıl böyle yaşayıp mutlu oluyorsak, acımızı da öyle yaşamalıyız. Ama acımızı yok sayıp bastırmaya kalkarsak, o gittikçe büyür içimizde. Büyüdükçe de bizi kendine esir alır. Yanlış kararlar vermemize sebep olur. Yavrum, olanları hatırlatıp canını sıkmak değil niyetim. Yaşadığın o hayal kırıklığına rağmen kendini toparlayıp işine gücüne sarılman gerçekten çok sevindirici. Ama benim endişem acını bastırman, yok sayman. Eğer böyle davranırsan İleride daha çok acı çekmenden korkuyorum. Ne olur beni yanlış anlama. Ben anneyim. Sizler benim her şeyimsiniz. Gözünüzden bir damla yaş aksa, yüzünüzü biraz solgun görsem benim dünyam kararıyor. Endişelenmeli anlıyorum anneciğim. Olanlara ne kadar üzüldüğünün de farkındayım. Ama sen merak etme. Bu olanlara sebep olanlar yaptıklarının bedelini bir bir ödeyecekler. Onlardan tek bir iz dahi kalmayacak içimde. Onlar bana artık ne acı ne de mutluluk yaşatamazlar. İkisini de hayatımızdan sonsuza dek çıkaracağım. Sakın, sakın böyle düşünme. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye boşuna söylememişler. Sen böyle biri değilsin ki. Kime ne faydası olacak? Bırak, yapma. Ne halleri varsa görsünler. Ulviye teyze doğru söylüyor Levent. Onlar buna bile layık değiller. Benim artık çıkmam lazım. Görüşürüz.
Açın işte, açın. Açılmıyor. Ne yapacağım ben? Benim bir an önce Levent'e ulaşmam lazım. Gidip anlatmam lazım. Allah kahretsin, açılmıyor. Beni bir şekilde haber vermem lazım Levent'e. Haber vermem lazım. Önce şu uyuşturucuyu acilen bulmamız gerekiyor. Yarın çıkacak tırlara yerleştirdik mi? Bitti bu iş. Ulaşmam lazım. Ulaşmam lazım. Kız Safiye. Hayırdır yüzünü gören cennetlik? Neredesin Allah. Sen? Ne yapıyorsun? Vallahi denk gelemedik değil mi bir türlü Neriman? İyilik ne olsun? E senden ne var ne yok? Biz gayet iyiyiz vallahi. Tekin abiyle Meyrem'i evlendirdik. Duymuşsundur. Duydum, duydum da. Yani şaşırdım vallahi, ne diyeyim. İnşallah mutlu olur. Gayet de mutlular. Yani Tekin abiden iyisini mi bulacak Meyrem de? Neyse, Ayşe ile kocası ne yapıyor? Onlar da gayet mutludurlar inşallah. İyiler, iyiler. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet mutlular. İkisi de birbirini çok seviyor maşallah. Aman mutlu olsunlar da, aman zamane gençliği işte. Evlenenden çok boşanan var. Mutlu olsunlar. Bir şey mi duydu yoksa? Niye öyle ağzımı arar gibi konuşuyor ki? Yok yok, Cemil de Ayşe de çok mutlular maşallah. Aman nazar değmesin. Amin amin inşallah. Mesut olsunlar da. Amin. Benim çok işim var, durduk konuştuk da. Sonra konuşsak olur mu Neriman ya? Vallahi anca işe eve yetişeceğim. Hadi, hadi. Ayşe'ye de selam söyle. Hadi başına selametle. Allah Allah ya. Bu çocuk da kimden duydu Ayşe'nin boşanacağını? Ah be deli olan. Yine kendi kendine heveslendin. Hevesin kursağında kalacak be. Ayşe boşanacağız diyor. Doğan da gözümle gördüm, mutlulardı dedi. Kız boşanma dilekçesi de verdi. Ne oluyor bir anlasam. Ayşe'cim, sana kolay gelsin canım. Benim yapılacak birkaç işim var. Sağ ol, sana da. Merhaba. Merhaba. Cemil çok yoğun herhalde. Bir şey söylemeden gitti. Bilmem. Herhalde. Sen iyi misin? Biraz solgun görünüyorsun. Bir şey yok değil mi? Yok. Bir sorun yok. Her şey yolunda. Sadece boşanma kararına alışmaya çalışıyoruz. Kesin yani boşanacaksınız. Evet. Kesin boşanıyoruz. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Öyle mi? Neden? Kusura bakma yani merak ettiğim için soruyorum.
Tabii ki bana anlatmak zorunda değilsin. Yani aileler yüzünden bu sürece alışmaları gerekiyor. Sabır Uya, biraz daha sabredeceksin. En azından vazgeçmemişler. Koşturmaya başlamadan bir kahve mi içsek? Benim bir Cemil'le konuşmam lazım. Tamam, sonra içeriz. Peki benden istediğin bir şey var mı? Yok, sağ ol. Ah Cemil, ben de senin yanına geliyordum. Şu telefonda konuştuğumuz şeyi bir detaylı bir şekilde konuşalım. Tamam, gel geçelim oraya. Levent'ciğim. Sakin ol, tamam mı? Sakın sinirlenme. Neyse, ben gidiyorum, görüşürüz. Bu adam benim şirketimde kalamaz Cemil. Daha önce de söyledim. Bir an önce bu şirketten defolup gidecek. Bunun için Vedat Bey'le olan anlaşmamızı bir an önce halletmemiz lazım. Levent Metanoğlu diye biri kalmayacak burada. Meryem yakında senin nasıl küçüldüğünü, nasıl bir hiçe dönüştüğünü görecek. Tamam kardeşim, hadi geçelim odaya konuşalım. Doğan, ne yaptın? Hallettin mi verdiğim işi? Tamam. Halledince haber ver. Hadi. Bitireceğim seni Levent. Bitireceğim. Bir şey yapmam lazım. Benim buradan çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Bundan sonra ne olursa olsun asla kötü bir şey yaşamana izin vermeyeceğim. Hayatını kurtardım ama başına gelecek kötü şeylere engel olamıyorum işte. Her şey benim yüzümden oldu. Eğer benimle tanışmasaydın tekin belasına bulaşmayacaktın. Şimdi burada böyle oturmaktan başka hiçbir şey gelmiyor elimden. Tamam işte, konuştuğumuz gibi. Yarısı şimdi, kalan yarısı da malı teslim alınca, tamam? Eyvallah. Bana bak, bir yamuğunu falan görmeyeyim ha. Yoksa Tekin abi yamultur seni, ona göre. Ayıp etti. Tekin abi ya yamuk yapılır mı be? Canıma mı susadım ben? Ha, ben söyleyeyim de aga. Yarın alırsınız malı istediğiniz gibi. Haydi. Alo. Ha, Tekin abi. Hallettim abi. Yarın o iş tamam.
Adam haklı. Tekin gibi bir manyağı Allah kimsenin başına bela etmesin ya. Dikkatimi veremiyorum ki hiçbir şeye. Ayşe bana boşanacağız deyip Cemil'e farklı mı konuşuyor acaba? Tabii Cemil'i kaybetmek istemez ki. Peki bu boşanma dilekçesi ne olacak o zaman? Buyurun. Cemil. Cemil, sen bana böyle davranınca ben kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum. Sen beni yanlış anladın. İnan hiç kötü niyetim yoktu. Hem Ayşe ile olan durumunuzu da tesadüf eseri gördüm gerçekten. Oya. Biz senin mağdur olduğunu düşünüp evimize açtık sana. Ama sen bizim mahremimize burnunu soktun. Eğrisiyle doğrusuyla evliliğimiz bizi ilgilendirir. Sadece bizi. Bunu kimsenin sorgulamaya hakkı yok. Haklısın. Tabii ki sizin özeliniz. Gerçekten beni yanlış anladın. Hem sen beni yıllardır tanıyorsun Cemil. Ben böyle biri miyim? Tamam Oya ya. Ben bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. İşlerim var. Görüşürüz. Nasıl görmüyorsun Cemil? Seni bu kadar sevdiğimi nasıl görmüyorsun da bana böyle davranıyorsun? Ama göreceksin. Çok yakında göreceksin. Bu fırsatı kaçırmayacağım. Bu boşanma işinin gerçekleşmesini sağlamam lazım bir şekilde. Ay, bir bitmedi bunlar da. Of. Ben ne zaman kurtulacağım acaba bu işleri yapmaktan? İş yapmaktan kurtulmak istiyorsan boş durmayacaksın Aslı'cığım. Acaba ne yazsam? Yemek var mı Aslı? Sana diyorum Aslı. Ay ne var Yaşar? Yemek var mı diyorum. Bekle azıcık. Görmüyor musun? Bir sürü işim var. Dolap şurada, yemek de var. Ocak da şurada, bir zahmet ısıtıp kendini yiyiver. İyi tamam, niye bağırıyorsun ki? Yani normal söylesen ne olur? Görüyorsun, bütün işler bana kaldı. Zaten konakta tek başımayım. Allah Allah. Aramızda böyle küçük bir çaplı bir toplantı yapmamız iyi oldu. Vedat Yıldırım'la yatırım yapma fikri çok mantıklı. Tabii insan biraz çekiniyor ama senin bunu başaracağından hiç şüphem yok. Sağ ol abi. Ne o? Artık toplantılara çağrılmıyor muyuz? Artık toplantılar böyle oda köşelerinde mi olacak ha? Pardon ya. Ben sizin ne kadar ince fikirli olduğunuzu unutmuşum. Yeni evliyim diye bana kıyak geçtiniz herhalde. Bu daha çok kendi aramızda yapmamız gereken bir toplantıydı. Zaten diğer üyeleri de çağırmadık. Madem toplantılara girmek istiyorsun, otur senin de fikrini alalım. Yok. Gayet iyi böyle. Peki. Biz de Vedat Yıldırım'dan bahsediyorduk. Yeni girişimlerimiz için onunla ortaklık kurmayı düşünüyoruz. Senin gibi iş hayatına hakim biri Vedat Yıldırım'ı tanıyordur herhalde. Değil mi? Yani... Anladım. Tanımıyorsun.
Vedat Yıldırım, dünyaca ünlü markaları tasarlayan, yurt dışı pazarında da en az burada olduğu kadar bilinen ve tanınan bir iş adamı. Bunu bilen yatırımcılar da onunla çalışmak isterler. Tabii büyümek ve güçlenmek istiyorlarsa. İyi. Biz de çalışalım madem. Öyle kolay değil o iş. Adam çalışacağı herkesi özenle seçiyor. Kaybedeceği hiç kimseyle de çalışmıyor. Yani senin anlayacağın zor bir adam. Tam bana göre desene. Ben zoru severim. Bilirsin Levent. Elde etmesi zor ama sonucu güzel olur. Daha da mutlu eder insanı, değil mi? Kendine güvenmek iyidir. Ama fazla özgüven hataya sürükler insanı. Kazandım dediğin anda zafer sarhoşluğu içine girersin. Ama dikkat et. Yalancı bir sarhoşluktur bu. İşte bu yüzden dikkatli ve doğru adım atmak gerekir. Yoksa sonucu büyük bir hezimet olabilir. Vedat Yıldırım işi benim kafama yattı. Ayrıca ben kazanmayacağım savaşa girmem. Girersem de kazanırım. Asıl siz şirketin büyük hissedarları olarak böyle bir riske girmeye cesaret edebilecek misiniz? Önemli olan o. Asıl cesaret bütün olanlara rağmen ayakta kalabilmektir. Risk alamamak da korkakların işidir. Daha işin başındayız. Sonra genel bir toplantı yapıp durumu detaylandıracağız zaten. Şimdi izin verirsen aramızda konuşacaklarımız var. Tabii.
O zaman bana müsaade. Ya az kalsın unutuyordum. Levent sen romantik adamsındır. Bilirsin böyle şeyleri. Ben Meryem'le bir balayına çıkacağım da. Bir önerin var mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Ben gidip Ayşe'yi aramam lazım. Ona olanları anlatırım, o da gidip konuşur. Zaten Levent Bey'in karşısına çıkacak yüzüm de yok. Levent sen romantik adamsındır. Bilirsin böyle şeyleri. Ben Meryem'le bir balayına çıkacağım da. Bir önerin var mı? Her şey farklı olabilirdi Meryem. Evlenmiş, Ömer'le birlikte güzel bir aile kurmuş olabilirdik. Sen benim karım olabilirdin. Ama sen gittin, ciğeri beş para etmez bir adamla evlendin. Sevgin de, söylediklerin de yalanmış. Kalbimde açtığın yara hiçbir zaman kapanmayacak. İkiniz de yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Selam. Tekin şimdiden başlamış sağa sola sordurmaya Vedat Bey. Senin canın mı sıkkın? İyiyim, iyiyim. Daha da iyi olacağım, merak etme. Olacaksın. Tekin buradan gidecek ve sen çok daha iyi olacaksın. Telefon kartınızı kullanabilir miyim? Çok önemli lütfen. Tabii buyurun abla. Teşekkür ederim. Aç hadi Ayşe, aç. Ayşe. Ayşe neredesin ya? Ne vardı? Ya, telefonun uzun uzun çaldı. Önemli bir şeydir diye bakacaktım neredeyse de. Sonra düşündüm bu kızın önemli nasıl bir işi olabilir diye. Ne istiyorsunuz? Şu Vedat Yıldırım mıdır ne karın ağrısıysa. Onun dosyasını versene. Mail olarak atarım. Zahmet olacak. Tekin Bey,
Çiçek siparişiniz geldi, odanıza mı götüreyim? Geldi mi? İyi. Ayşe, sen Meryem'i iyi tanırsın. Nasıl? Meryem beğenir mi? Odama götür. Şşş. Maili unutma. Meryem, o ya, sen Levent Bey gibi birini bırakıp nasıl böyle bir adamla evlendin? Of. Akşamki yemeğe Meryem'i mutlaka getir. Levent iyice bir görsün bakalım, Meryem artık kimin karısı, kimin kolunda. Yani bundan daha çok nefret edemez ama olsun. Memnuniyetle, bana uyar. Levent geliyor. Levent'cim, ben de senin yanına gelecektim. Bu akşamki yemek için diyorum, birazcık erken çıksak ancak hazırlanırız. Ama benim arabam bakımda, o yüzden seninle gidip seninle geleceğim. Tamam, tabii. Bu arada şey, Vedat Bey'in aşçısı için mutfağı hazırladılar değil mi? Halledecekler. Benim aşağıda bir işim var. Görüşürüz. Tamam Levent'ciğim. Bakalım akşam Meryem'i görünce ne yapacaksın? Çok eğlenceli olacak. Açmıyor. Ne yapacağım ben? Tekin'in tuzak kurduğunu nasıl haber vereceğim? Holding'e de gidemem, Tekin orada. Ayşe ile konuşmam lazım, başka çarem yok. Açana kadar arayacağım. Alo. Alo Ayşe. Ayşe benim Meryem. Ayşe. Ayşe ne olur kapatma. Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Lütfen bir kere beni dinle. Meryem, hiçbir şey olmamış gibi hala arayıp benimle konuşmak mı istiyorsun? Hani herkesi çıkarttığın gibi beni de çıkartmıştın hayatından? Şimdi niye arıyorsun? Sana Tekin'le kurduğun yeni dünyanda mutluluklar dilerim. Bir daha beni arama. Ayşe, Ayşe dur kapatma ne olur Ayşe. Alo, Ayşe alo. Ayşe bir kere dinleseydin beni. Hiçbir şey göründüğü gibi değil ki. Teşekkür ederim. Başka çarem kalmadı. Levent'e gideceğim. Hiçbir şey olmamış gibi arıyor bir de beni ya. Ne konuşacak ki sanki? Of, ne hale düştük biz ya. Bir şey mi oldu Ayşe? Yok yok bir şey. Peki. Madem sen öyle diyorsun. Yoktur. Yemek yedin mi? O zaman hadi gel. Birlikte yemeğe gidelim. Ben de yemedim. Yok. Ben yer miyim? İştahım yok zaten. Olmaz öyle. Aç karnına çalışamazsın. Hem seni çok güzel bir yere götüreceğim. İlk gittiğimiz yere gideceğiz. Köfteciyi görünce sen de hayır diyemeyeceksin.
ilk gittiğimiz yer. Bu da son gidişimiz olacak galiba. Peki. Teşrif ettiniz. Nereye gitmiştiniz? Ah, alışverişe gittim. Evde bir şey kalmamış. Yemeklik bir iki bir şey aldım. Biraz da meyve aldım. Evet, iyi fazla bir şey almamışsın. İyi ki bir sürü para lazım olacak. Şimdi size ayrı ev tutacaksınız Ayşe'yle. Bunları düşünmek lazım. Büyük olarak sen ayarlayacaksın bunları. Ne demeye çalıştığınızı gayet iyi anlıyorum Bedriye Hanım. Ama ben çocukların boşanacağını hiç düşünmüyorum. Siz bizden görmüş geçirmişsiniz. Benim gördüğümü siz de görüyorsunuzdur herhalde. Ayşe ile Cemil birbirlerini seviyorlar. Bu sevgi bağı olduğu sürece de ayrılamazlar. Bugün küserler, yarın barışırlar işte. Yani diyeceğim o ki siz çok fazla heveslenmeyin. Neyse ben aldıklarımı kaldırayım. Böyle işi gücü bahane edip olup biteni görmezden gelme huyu maşallah. Kızında da var, sende de var. Bedriye Hanım. Akşama yemeği yetiştireceğim, aldıklarımı yerleştireceğim. Ne olur izin verin de işimi yapayım, olur mu? Tabii veririm. Şimdi de ne diyeceksin? İşime gücüme mani oluyor, engel oluyor diyeceksin. Git bakalım, git yerleştir. Kendini de yerleştir. Kendini yerleştirdin zaten. Tabii, oğlumu bulmuşsunuz böyle. Ana kız, bırakır mısınız hiç yakasını? Tövbe Allah'ım, sen sabır selamet ver yarabbim. Allah Allah, nerede bu çocuk? Bir çocuk bakıcılığı yapmadığın kaldı ya. Aslı. Buyurun Hülviye Hanım. Yaşar'ı gördün mü kızım? Derneğe bir şeyler yollayacaktım. Birkaç bir şey lazım oldu da onları almak için çıktı Hülviye Hanım. Ne var, bir şey mi oldu? Senin halin bir tuhaf. Ömer. Ne olmuş Ömer'e? Telaşlanmayın. Yani ablası gittiğinden beri böyle köşelere sinip ağlıyordu. Ablamı çok özledim diye. Herhalde yine saklandı bir yerlere. Öyle oldu herhalde. Çabuk çabuk gel içeriye bakalım. Tamam. Yaşadıkları hiç kolay şeyler değil. Yine de iyi dayanıyor yavrum. Ömerciğim. Neden ağlıyorsun yavrum ha? Gel bana. Gel. 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 Ah benim bir tanem. Neden ağlıyorsun ha? Bak. Neden ağladığını söylersen belki bir çözüm bulabiliriz. Ablamı üzdüm, o yüzden ağlıyorum. Şimdi Önder abimle evlenseydi hep görecektim onu. Beraber olacaktık. Şimdi başkasıyla evlendi. Kimle evlendi? Onu istemiyor beni görmesini. Ah, bak Levent abin geldi. Yanına gitmek ister misin? Hadi. Boşanacaklar diyoruz. Bunlar birbirinden ayrılmıyor arkadaş. Bu nasıl iş ben de anlamadım vallahi. Boşanacağız diye birini falan mı kekliyor acaba bunlar? Yok yok, bu işi iyice bir anlamak lazım. Bakalım doğru mu söylüyorlar yoksa bu da mı yalan? Thank you.
Ya beni dinlemezse Levent? O zaman ne yapacağım? Kimden yardım isteyeceğim? Köşelerinde çocuk avutuyor. Ömerciğim, buraya gelelim oturalım dedim, oturduk. Konuşmayacak mısın hala? Neden ağladığını söylemeyecek misin? Hadi ama seni dinliyorum küçük adam. Ama neden böyle yapıyorsun? Biz seninle böyle mi anlaştık? Hani her şeyi birbirimize söyleyecek? Söyleyince üzülme, tamam mı? Söyle, üzülmeyeceğim, merak etme. Ne zaman söylesem çok üzülüyorsun. Senin de gözlerin yaşarıyor. Başını çeviriyorsun ama ben görüyorum. Sen söyle, üzülmeyeceğim. Söz veriyorum. Hem de kaptan sözü. Çok üzüldüm ben. O sevmiyor mu beni artık? Ellenince unuttun beni. Yok öyle bir şey. Kimle evlendi peki? Kimse bir şey demiyor. Kimse tanımıyor mu onu? Ne kadar özlemişim sizi. Şimdi yanınızda olmak için, eski günlere dönmek için neler vermezdim. İşkillenmeye başladım bak bu durumda. Oyunun içinde başka bir oyun varmış gibi geliyor bana. Hem ne malum Ayşe'nin boşanma kağıdını verdi ha? Belki başka bir şeydi, yanlış gördüm. Konuşurken duydum diyorum sana. Cemile de söyledi. Ama belki de haklısın. Belki başka bir şey verdi. Benim orada olduğumu gördü. Görünce de evliliklerinin sahte olduğunu bildiğimi öğrenince yön değiştirmek, dikkatleri dağıtmak istedi. Kesin Ayşe yaptı bunu. Ha, Ayşe yaptı. Yapsa yapsa Cemil Efendi yapar bunu, tamam mı? Ayşe öyle katakulli işler çevirmez. Neyse, bakalım şuna bir an önce de çözelim şu işi. Çabuk biraz. Buldum işte. Vallahi mi? Boşuna endişelenmişiz. Gerçekten gerçekmiş. Siz ne yapıyorsunuz benim odamda? Öyle sana diyorum. Odamda ne yapıyorsunuz?
kişi var burada. Aynı gökyüzünün altındayız ama başka dünyalardayız şimdi. Biliyorum. Bundan sonra yıldızlara yan yana değil, ayrı yerlerden bakacağız. Olsun. Siz iyi olun. Ben her şeye dayanırım. Hayatımın geri kalanında bundan başka da bir amacım yok zaten. Oh Tekin ah. Bir kırına sahip çıkamadın. Sakın gelme Meryem. Sakın gelme. Aç şu telefonu Tekin. Sen de mi bilmiyorsun ablam kimle evlendiğini? Daha önce de sordum, söylemedin. Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar.